Kırılır. Ya kırılmaz, bir şey olmaz. Düz koyduk. Ya koyma. Çıkar onu oradan. Şuraya koy. Onu niye oraya koydun? Kutular buraya koyulacak. Ha? Bir şey olmaz ya. Olur, kırılır. Biz şunu şuraya koyalım da. Bekle. Şey nerede? Niye öyle onu yan koydun ki, düz koyacaktın? Sığmıyor. Şişt, ne yapıyorsunuz bakalım ya? Toparlanıyoruz. Bir şey diyeceğim. Sır tutabilir misiniz? Tabii. Tamam. Sen koy onları bakalım. Gel bakalım. Otur. Ama sakın annenize falan söylemek yok ha. Sürpriz. Neymiş ki? Neymiş? Şuymuş. Önce sen kızım. Şimdi biz oraya taşınınca bizim maddi durumumuz daha iyi olacak. İstediğin şeyi yapabileceksin. İstiyorsan git yurt dışında oku. Ufkun açık olsun kızım. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Babacığım, çok teşekkürler. Kızım. Sonra sen Cüneyt Efendi. Sen de çok yakında yürüyebileceksin. Nasıl yani? Nasıl yanisi mi var? Bir doktor buldum, randevu aldım, ameliyat olacağım. Gerçekten mi? Yaşasın. Gerçekten tabii, yaşasın. Bana yok mu? Var tabii, niye olmasın? Olmaz mı? Gel. Gel, gel, gel. Oh, oh meleğim, papatyam. Esas ben yalan söyledim sana. Sadece bir kere de değil, binlerce kere. Sen her ağladığında, gözüne her baktığımda yalan söyledim ben sana. Artık söylemeyeceğim. Ben iyi bir adam değilim Zehra. Yıllar önce Cüneyt'e çarpan adamım ben. Seninle bir hastane bahçesinde tanıştık, hatırlıyor musun? Sana yemin ederim, o gün diyecektim daha. Hastanede polise verecektim kendimi. Yapamadım Zehra. Yandım vicdan azabından. Bir daha da yanından ayrılamadım. Sandım ki Cüneyt iyileşirse unutulur gider. Ama öyle olmuyor bu işler. Yapamıyorum ben artık Zehra. Bu iş beni bitirmeden ben onu bitireceğim. Masalı Evgin alacak. Ben de onun suçunu. Bugüne dek almadığın cezayı sonunda çekmek nasip oldu. Yıllar içinde koptuk ama güzel bir ailemiz oldu değil mi bizim? Ona iyi bak. Dolaba bıraktığım para hem Cüneyt'in ameliyatına hem de yeni bir hayat kurmanıza fazlasıyla yeter. Antalya'da her şey hazır zaten. Sana günahsız, vicdan azapsız, bensiz bir hayat dilerim. Affet. Şahin'in. Buyurun, sadece 10 dakikam var. Teşekkürler. İyi akşamlar Evgin Bey. İyi akşamlar. Şahin Bey Neşe Hanım'a kendisinin çarptığını itiraf etti. Nasıl ya? Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Şahin Bey kendisi istemiş bunu. Masal için yaptığını söylemiş Yağmur Hanım'a. Bu ne demek şimdi? Delirdi mi herkes? Evgin Bey bakın, sizi buradan çıkarabilmemiz için yapmanız gereken tek bir şey var. O da o gece ödünç aldığınız arabayı Şahin Bey'e verdiğinizi söyleyeceksiniz. Unutmayın. Ne münasebet beyefendi. Söylemem ben böyle bir şey. Tövbe tövbe. Yağmur Hanım zaten bunu yapmayacağınızı söylemişti. Beyefendi söylemem ben böyle bir şey. Lütfen okuyun. Sevgilim, biliyorum bunu yapmak sana göre değil ama Şahin Bey bana geldi. Her
her şeyi Cüneyt için yaptığını söyledi. Seneler önce ona çarpan kendisiymiş. Vicdanımın cehenneminde geçirdiğim seneler yetti dedi. Cezayı onun çekmesine izin vermeni istiyor. Masal'ın yanında olmanı istiyor. Ayrıca da Fuat'a hiç güvenmiyor. Annesi de yok. Bir tek sen kaldın Evgin. Bırakacak mısın onu? Beni bırakacak mısın peki? Sensiz yaşayabileceğimi sanmıyorum çünkü. Geriye kalıyor senin vicdanın. Orada da beni duy lütfen. Senin için karanlık sanıyorsun. Hangimiz değiliz Evgin? Hangimiz lekesiz söyle. Karanlık hepimizin ruhunun bir köşesinde. Önemli olan onu görmek, onu fark etmek. O zaman bir gücü kalmayacak üstümüzde. Gel biz seninle aydınlıkta da, karanlıkta da birlikte olalım sevgilim. Bizi sensiz, seni bensiz bırakma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.